Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Ta Moğol steplerinden geldik biz. Elbette ki istila olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya? Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD'ye istila yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı. Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma. Silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Esfere safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. İstanbul'un kenarında otur, fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını da yapma. Ondan sonra ayak ayak üstüne at, ne olacak bu Suriyelilerini hallede. Böyle bir ikiyüzlük olur mu? Aynen o Sessiz İstila diye bir film. Bu filmle birlikte Türkiye'de Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler, yabancılar Türkiye'yi istila edecekler. Ve biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani kimi tahrik etmeye çalışıyorlar? Normal sokaktaki vatandaşımızı ürkütmeye, korkutmaya. Tabii bunların insanlıkla falan alakası yok. Bunlar için güzel bir değerlendirmesi var İslam'ın. Esfer-i safilin, yani hayvandan aşağı deniyor. ...2011 yılından itibaren 200.950 Suriyeli geçici koruma statüsüne başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 200.950 kişi. 113.654'ü de reşit. Soruyorlar, hepsini yaptınız. Bunun ne kadarı Türkmen? 47.000'i bunun Türkmen. Başka kişi daha bu işin içerisine katıldı. Sözüm ona bakan yardımcısı İsmail Çataklı nereden uydurdu bilmiyorum ama... ...bizim yıllardır TV'lerde, sosyal medyada söylediğimiz rakamlar bellidir. Resmi rakamlardan hareketle Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu ifade ediyorum. 10 milyon, 6 milyon. Ya bunlar da ahlak denilen bir kavram kalmamış. Bunlar birilerinin çocuğu olmuş. Bu çok net söylüyorum. Çok sert ve açık da söylüyorum. Bunlar bu ülkenin çocuğu değiller.